Record. Tamam. Başladı sanırım şu an kayıt. Şöyle devam ediyorum. Sistem skanler oluşturuyorduk öncelikle kullanıcıdan değer alabilmek için. Pardon. Sonra sağ alt yapıyoruz. Niye olmadı sağ alt? Aa, çok pardon. Main metot oluşturmamışım. Önce hemen Evet, main mail metot oluşturuyorum. Şurayı şöyle hemen şuraya alıyorum. Evet. Sağ alt yapıyoruz. Buradan hemen lütfen. Evet, bir arkadaşımız daha geldi. Yazıyoruz. İstediğimiz soruyu yöneltiyoruz. Lütfen isminizi ve soy isminizi. Giriniz. Şimdi burada bize kullanıcıdan değer aldığımız ismini ve soy ismini verecek. Bizim bunu yazdırmamız gerekiyor. Bunu string formunda yazdıracağız kullanıcıdan aldığımız ismi. İsim, soy isim. Neyse, şöyle bir değer atıyoruz. İsim, soy isim diyelim. Burada aldığımız değeri buraya yazıyoruz. New'den sonra ne yapıyorduk ya? New. Hocam scan nokta next. Evet, New'den önce değil mi? New yoktu, pardon. Scan nokta. New. Scan büyük harfle değil. Scan nokta next. Scan nokta next. Bu şekilde ismimizi almış oluyoruz. Sonra salt yapalım. Aldığımız isim nasıl yazdıracağız? Pardon. Salt. Şu şekilde yazdım demiş. Pardon. İsim, soy isim. Bu şekilde yaptığımızda isim soy ismi yazdırmış oluyoruz. Bir oynatalım isterseniz şöyle. Hemen yapalım. Tabii burada. Bunları ayrı ayrı oluşturmamız gerekiyor değil mi hocam? İsim soy isim. Evet Şöyle hocam, isim. ayrı ayrı. Önce ismi alacağız, sonra soy ismi. Aynen, tamam. İsim. Sonra string. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Buraya da soy isim yazalım. Soy isim. Next. Next. Evet. O zaman şurayı şöyle yapmamız gerekiyor. İsim artı soy isim. Araya bir boşluk bırakmamız gerekiyor. Şöyle. Tekrar artı soy isim. Bu şekilde yazdıralım. Tamam. Yine hata vardı. Nerede hata yaptık? Ha, şurada virgül. Tamam. Evet, noktalı bir. Şimdi deneyelim. Lütfen isminizi ve soy isminizi biriniz. Mehmet. Bulutlar.
bu şekilde yazdırdık. Burada bir de ilk harf hocam, alma vardı. Evet. Buyurun hocam. Mesela bir de Mehmet Fatih Bulutluöz yazabilir misiniz? Mehmet Fatih Bulutluöz. Biz İki aşağıya olur. deneyebilir miyiz konsola? Hı hı. Şöyle. Olmaz hocam. Çünkü Tekrardan şey oynatalım. Evet. string Onu boşluğa söyleyeyim. kadar yapacak. Hı. O yüzden ikinci isim için de buraya bir string açmam gerekir onun için. Şöyle. Hocam onu da şöyle yapabiliriz. Yok, next line'da. Next line, aynen. Buraya next line yapsam sorun çözülür mü şuraya? Çözülür. Şöyle. Şuraya Her next zaman. line ekleyin. Tamam, şöyle. Evet. Böyle. Aslında onu söylemeye çalışmıştım. Tamam. Mesela Teşekkürler. next dersek ilk boşluğa kadar alır. Next Hı-hı. line dersek bütün paragrafı alır. Yazdığımız Hı. bütün paragrafı. Tamam. O zaman deniyorum tekrar. Tamam. Şimdi. Mesela Mehmet Fatih Bulutluöz. Şimdi neden? Bir dakika. Enter'a bastınız mı Mehmet'ten sonra? Mehmet'ten sonra Enter'a basmadım. Bir dakika. Mehmet'ten sonra Enter yapmamız mı gerekiyor? Bir Hocam dakika tekrar. isterseniz şöyle yapalım. Lütfen isminizi girin için ayrı bir hesap oluşturalım. Bir de lütfen soy isminizi girin için ayrı bir hesap oluşturalım. Karışmasın. Tamam. Şöyle şunu keselim buradan. Lütfen isminizi giriniz. Soy Tamam. isimden sonra tekrar bir saat oluşturuyoruz. Lütfen soy isminizi giriniz. Soy isminize giriniz. Sonra şu an olur mu? Sanki olur gibi değil mi? Olur hocam şu an. Bir deneyelim. Tamam. Stop enter atalım. Şimdi yazalım. Mehmet. Enter. Şurada boşluk bırakabiliyorduk değil mi? Parti. Aa, yok. Tekrar yapıyorum. Pardon. Mehmet. Fatih. Aynı şekilde Bulutluöz. Tamam. Bununla ilgili var mı başka yapabileceğimiz bir şey? Yani benim aklıma bir şey gelmiyor. Şöyle ilk harf yazdırma var bir de. Yine aynı şekilde yapabiliriz. Ya da aynı işlemleri yapmayıp şuradan devam da edebiliriz. Hani vaktinize bağlı. Nasıl derseniz. Şu şekilde. Yine scan yapıyoruz. New system in. Buradan yine saat yaparak kullanıcıdan ismini isteyeceğiz. Lütfen isminizi giriniz. Bir dakika. Gelen arkadaşlar da var arada, onları da alıyorum. Lütfen isminizi giriniz. Burada soy isim de demiş mi? Yok. İsminizi giriniz. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. İsmini alıp isminin baş harfine göre sınıfa yerleştirebiliriz mesela, sınıfına. Öyle bir şey yapabiliriz.
Buradan aldığımız ismin yazdırmamız için string de yazdırırız demiştik. Şöyle. String scan next line. Pardon. Next. Next line çıkmadı. Şuradan kendim yazayım. Next line. Evet, çıktı. Burada string'in yanına bir isim yazsanız. Ha, aynen, string'den sonra isim yazacağız. Teşekkür ederim. Şuradan virgülümüzü de koyalım. Şimdi alınan ismi girmiş olduk. Burada şey yapalım. Salt yapalım. Saat isim isim oldu. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Dünkü öğrendiğimiz if statement ile burada basit bir şey yapabiliriz. İsmin ilk harfini alalım önce. Char diyelim. Char ilk harf. İlk harf. Nasıl yapıyorduk? Char. Next char mı yapıyorduk? İsim. Next, Next. Next nokta. Hatırlayabiliyor musunuz? Burada ne yazıyorduk? İsim nokta olması gerekmiyor mu hocam? Şöyle. Yukarıdaki isim. Aynen. İsim nokta charat. Ama Çarat yapıyoruz ama ne yapıyorduk? Bir dakika, sıfırıncısını alıyoruz. Şuraya sıfır yazmamız lazım ilk harfini alacağımız için. Sonrasında bunu küçük harf, büyük harf şeyine bağlı olarak to uppercase yapabiliriz. Yok, burası isim değil de scan nokta şu. Çağ ilk harften sonra scan var herhalde. Şuraya scan mı yazmamız gerekiyor? İsim yazmak harf eşittir scan nokta next. Sonra nokta koyup çaretten almıyor muydu? Öyle olmuyor muydu? Şurada hata var, bir dakika. Sanırım olmuş olabilir şu an. Bir deneyelim isterseniz. Olur, çünkü o scan next line'ı yukarıda tanımladığımız için isim olarak yazabiliriz. Belki. Şöyle. Olur. Mesela isim Leyla. İlk harfini istemediğimiz için, soğut yapmadığımız için onu vermedi. Onu yapalım. Evet. Şimdi tekrar deneyelim. İsminizi giriniz. Deniz. Mesela ilk harf D. Bu şekilde yazdırabiliriz. Bir de şöyle bir şey yapabilirim bir örnek olarak. İlk harfine göre, mesela ilk harf belli bir harften diğer harfe kadar olunca işte sınıfınız birinci kattadır gibi bir şey yazdırabiliriz. İsterseniz yapabiliriz vaktiniz varsa. Ne dersiniz? Ya da bakalım, sizin teklif edeceğiniz bir şey varsa onu da yapabiliriz. Olur hocam, yapalım. İlk harf, dün de bir tekrar etmiş olduk. İlk harf, ne diyelim, büyük eşit çar olduğu için şöyle A. A ile ne arasında olsun? Pardon. İlk harf. Z arasında. Şey yapalım hocam. Bir harfe kadar olanları birinci kata, bir harften sonrasını ikinci kata yönlendirebiliriz. Öyle bir şey yapabiliriz. Şöyle eşittir diyelim. Mesela K'ye kadar olanlar şöyle, eğer böyleyse South ne yazdıralım? South diye sınıfınız ikinci kattadır diyebiliriz mesela. Sınıfınız birinci kattadır veya sınıfınız
Birinci kattadır. Bu şekilde yapabiliriz. Değilse diye yapabiliriz bundan sonrasını, değil mi? Else if, küçük harfle. Else if deyip şöyle salt sınıfınız ikinci kattadır. Sınıfınız ikinci kattadır. Else if'e gerek yok hocam sanki. Üçüncü, dördüncü kat yoksa. Ya üçüncü, dördüncü kat ya, ben bunu üçüncü, dördüncü kat için değil de diğer harf seçenekleri için belirlemek istedim. If koyuluyor mu? If'e gerek var mı? If'e gerek yok. Pardon. Evet. gerek yok. Şimdi run yapalım. Hakan diyelim. Hakan, sınıfınız birinci kattadır. Şöyle, isim Zeynep olsun mesela. Sınıfınız ikinci kattadır. Bu şekilde. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı bununla ilgili? Örnek. Ya da derse de geçebiliriz. Bu ilk harfi mesela orada bir kod yazıyoruz ya mesela girdiğini. Evet. İlk harfi göstermemek için sağut yapmasak herhalde sistem çalışıp direkt katı gösterecek değil mi? Deneyelim hocam. Şuraya mı? Şöyle. Evet. Mesela orayı silin. Ha, aynen. Tamam. Deneyelim. Yani görsel olarak sanki daha bir şey oluyor değil mi? Aynen aynen. Evet daha iyi olur. Mesela girelim. Ya. Ha, aynen. Çok daha iyi oldu. Hı-hı. Bu şekilde. Buraya sistem out yapmadığımızda. Yorum sayfasını kapattık. Tamam. Var mı hocam başka bir yapabileceğimiz bir şey? Söylemek istediğiniz? Elinize sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu kadar benden. Ben tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bu dünkü dersin 8. günün 3. dersi var. Orada bir anlamadığım bir şey var da bir tıklayabilir misiniz orayı? Hemen bakıyorum. 8. günün 3. dersi. Ben bunu çalıştırdığım zaman normalde erkek ya da kadın giriyoruz diyor. Mesela girerken rastgele bir isim yazıyorum. Yine de bir giriyor gibi. Bir deneyebilir misiniz? Bende mi yanlış var? Deneyelim hocam. Siz yönlendirirseniz beni tam olarak yanlış yapmayayım şimdi. Bu şey... Mesela erkek ya da kadın girin diyor ya, H harfini girin mesela. Mesela devam etti. Yani burada bir şey var değil mi? Hani bir normalde evet. EK deyince başka bir şey olması lazım. Burada geçerli bir tercih giriniz. Lütfen geçerli bir tercih giriniz. Demesi lazım. Girmedi. Bakıyor ben mu? Ben hatası olabilir. Nasıl hocam? Yani eksik bir parantez olabilir. Süslü parantez. Aynen. Şeyleri tam gibi. Bu kodları daha ben kontrol etmedim. Aynen. Ben kontrol et. Bakalım birlikte olmazsa. Aynı. Ker ver. Şimdi burada ne yazmışız? Bir daha lazım. Şuraya yaz, yani şunu belki biraz yukarı mı almamız lazım? Ama o son seçenek biliyorsun değil mi işte? Hocam. Çünkü burada şu işlemden sonra
direkt yaşınıza geçiyor evet. Ya hani girilen şeyden sonra sanki bu if içerisine girmiyor. Bu tabii if olmak lazım. Char cinsiyet diye alıyoruz ya. Evet. Şuraya da aynen buraya da bir if lazım yani gibi. If'le kontrol ediyoruz. Eğer erkek veya kadın olmazsa diyerek de. Evet. Erkek son... veya kadın olursa bu işlemi yapsın. En sona da else diyeceğiz. Şey diyeceğiz. Yani else de bunu en sonda yazmışız ama bu seçeneği if'in içerisine yok, almamışız. Şöyle yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Ya bu cinsiyette hocam, normalde E harfine eşit değilse yani şart gerçekleşmemiş oluyor. Direkt en alta gitmesi lazım değil mi else? Yani direkt ben en alta gitmesi lazım. Hocam, bence Ahmet hocanın ama dediği gibi yapacağız. İfi almamışız hocam. Yani cinsiyet... Tam şu anda cinsiyet eşit sikan next to uppercase nokta char etten sonra bir if yapacağız bunun altına. Deneyelim mi? Tabii tabii. Çünkü ben dün denedim. Aynı sonucu verdi. Sıkıntı var dedim. Tespiti bu şekilde yaptım. Burada if cinsiyet eşittir. Cinsiyet eşittir. Tekrarına bakıyoruz. E veya tek demek veya cinsiyet eşittir. Yalnız çift eşittir olacak. Şeyim, bu alan fert olduğu için. Nasıl hocam? En kişi. Yani, tamam anladım. Diğerinde de çift eşittir. Evet. Tek demek şey karakter olduğu için. K2'ye. Burada bir parantez açacağız. Parantez. Şu anda en alt bu paranteze tıkladığınızda şuraya da bir en altta bir tane E seçiyoruz. O işaret bittikten sonra hocam en yukarıdaki açtığınız paranteze tıklarsanız parantezin nerede bittiğini göstermesi lazım. Bu evet onu tıklayayım ben. Aşağı doğru indirin. Tamam bu bitti mi ne de E seçeceğiz. O zaman şurayı buraya mı alacağız? Öyle hayır hiç dokunmuyorsunuz. Oraya else diyorsunuz. Buraya else diyorsunuz. Else diyin hocam. Hı-hı. Tamam. Üstü parantezi açın oraya hocam. Tamam. Benimkinde biraz fazladan parantez oldu sanırım. Bir dakika. Tamam. Yok. Devam edin. Else'nin içerisine girin hocam. Üstü parantezi. Soğut yazın. Geçerli bir cinsiyet. Şurayı alacağım herhalde. Geçerli bir tercih diyor. Geçerli bir cinsiyet tercihi giriniz diye düzeltebilirsiniz. Çift tırnak. Geçerli bir cinsiyet giriniz. Hocam bir tane süslü parantezde. Pardon. Şurada eksik kaldı. Onu hemen. Şimdi deneyelim mi? Şu anda deneyelim. Evet, çalışıyor. Şeyi durdurun hocam önce. Daha öncesinde bir şey. Tamam. Mesela farklı bir hocam. Harf giriyoruz. Lütfen geçen. Evet oldu. Yani o ilk if'i kurduğumuz zaman her şey olumsuzsa en alta gidiyor değil mi? Direkt hiç ilerleme yapmıyor. Yani bunu eksik bozmaz sistemde. Tabii. Onun tespitini yaptım hocam. Mesela 66 pardon 66 burada mesela şöyle şu geçerli kadın için okay. Lütfen yaşınızı giriniz. Burada rakam girmediğinde hata veriyor.
O zaman şuradaki şey, bu uyarı nereye ait oluyor hocam? Şurası lütfen geçerli bir tercih giriniz. Sanki çok gerekli olmadı burası. Yani yaş aralığını yanlış yaptığı zaman ilerlemiyor zaten. Anlamadım. Hocam orayı silseniz ne değişiyor görmek için? Yani bir kaldırım. Yani bir şey değişmeyecek sanki. Evet, burası sanki fazla bir şey oldu gibi. Şu da fazla oldu sanki. Şimdi oldu mu sizce? Zamanımız bitmek üzere bu arada. Şunu hemen tekrar run ediyorum. Tekrar bir zoom açmamız gerekiyor mu hocam? 10 dakikamız var. Hı-hı. Şöyle. Yine bir sorun vermedi. Bir de olmayan şey için deneyelim. Hata, farklı bir harf girdiğimizde, lütfen geçelim. Yani dediğiniz gibi o bir önceki şuradaki şu fazla kaldı kol içerisinde. Burası bence akşam yazarken burası hocam Ahmet hocam mıydı az önce şu kodu yazdıran, sanırım burayı kapsaması gerekiyordu ama kapsamadan yazdık biz, şu an kapsamış oldu bununla birlikte, burası da boşluğa düştü gibi. Ya da bunu bir yukarıya mı alacağız, hani hayır şu hocam herhalde orası boşa çıktı, orası yanlış. Hı-hı. Tamam. Başka söylemek istediğiniz bir şey varsa ona da bakabiliriz. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, sağ ol. Var mı arkadaşlar başka bir şey? Hayır hocam, elinize tamam. Sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Tamam. Durdurabilir miyim? Daha galiba var. Hı-hı. Evet, tamam. Durdurabilirsiniz. Tamam. Diğer zoom'a girelim olmazsa. Tamam. Sonlandırıyorum ben bunu. Diğer zoom neydi? O da Ahmet Bey'indi galiba, bakıyorum. Ahmet Emre Bey. O da mı şeydi, ders çalışma örnek? Evet. Bugün soru çözümü olacaktı onun da. 12'de olacaktı. Ama Süheyla'nınkini aldık öne. Kimin body'si Ahmet Bey? Az önce bize yazdırmamış mıydı? Ahmet Bey yazdırmamış mıydı burayı? Yok. Ahmet Emre Bey. Ha, anladım. O zaman şey geldiği zaman gireriz. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Tamamdır. Hocam teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.